Bilinçaltı bir insanın zengin olmasını nasıl engeller? Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu engellerin nasıl oluşabileceğini ve bu engellerin nasıl kaldırılabileceğini öğrenerek siz de hayatınıza bolluk getirebilirsiniz. Hayatınızın bereketini, kalitesini arttırabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bilinçaltı anne karnındayken açılır. Yani kişi anne karnındayken babası ve annesi ne konuşuyor? Bilinçaltı bunları kayda başlar. Ta anne karnındayken eğer baba sürekli yakınıyorsa parasızlıktan, faturaları ödemekte zorlandığını hanımına söylerse sık sık, kirayı ödemekte zorlandığını, mendil alacak param yok diyerek sitem ederse, sürekli bu şekilde bu cümleleri kullanırsa, yani darlık bilinciyle cümleler kullanırsa bunu doğmamış bebek duyuyor ve beyni o saatten itibaren programlanmaya başlıyor. Yokluk bilinci, darlık bilinci. Hani bir kişiye 40 kere deli dersen deli olur ya, aynı onun gibi. Dünyaya geldikten sonra da bu devam ederse, anne de aynı şekilde aynı cümleleri kullanırsa, şu anda paramız yok, alamayız diye telkinler verirse, daha açıklayıcı cümleler kullanmadan sadece darlık tarafına, yokluk tarafına odaklarsa çocuğunu, çocukta yokluk bilinci oluşur. Şöyle düşünün, bilgisayar nasıl programlanırsa öyle çalışır. İnsanın beyni de öyle. Nasıl programlarsanız, kafasındaki program değişmezse hayatı boyunca o şekilde devam eder. Şimdi darlık bilinciyle yetiştirilen bir kişi kafasındaki kilitleri açmadığı müddetçe hayatın sonuna kadar darlık yaşar. Yoksulluk yaşar. Bunun yanında bilinçaltı darlık bilinciyle programlandığından dolayı o darlık ile programlanan kişiye sürekli engel olur. Sürekli önüne taş koyar. Yani bilinçaltı engel koyar. Çünkü o şekilde programlanmıştır. Yani bilinçaltı emir bekleyen asker gibidir. Nasıl programlarsanız o şekilde hareket eder. Yani onun aksine hareket etmez. Bu darlık bilinciyle programlanan kişinin bilinçaltında o şekilde programlandığından dolayı sürekli kişi tam böyle bolluk yaşayacak, tam fırsat geliyor önüne, elini uzatacak, o fırsatı yakalayıp değerlendirecek. Tam o anda bilinçaltı engel koyar. Niye? Çünkü bilinçaltı o şekilde programlandığı için kişiye engel olur. Bir de bolluk bilinciyle programlanan insanlar var, değil mi? Bolluk bilinciyle, yani genellikle zengin ailelerde oluyor bu. Onlar çocuklarına yokluk bilincini aşılamıyorlar. Ne yapıyorlar? Daha çok bolluk bilincine odaklıyorlar. Yani var olana odaklıyorlar. Elinde ne varsa onu söylüyorlar. Bak bu var, şu var, elimizde şuna sahibiz, buna sahibiz. Sahip olduklarına odaklandığı için anneleri babaları çocuklarını da o şekilde programlıyorlar. Bilinçaltı da varlık bilinci, yani bolluk bilinci, yani bereket bilinciyle hareket ediyor ve var olanlara odaklıyor kişiyi sürekli. Çocukları yokluğa değil, bolluğa odaklıyor ve fırsatları gösteriyor sürekli. Bilinçaltı o şekilde programlandığından dolayı önüne bir fırsat geldiğinde var olana odaklandığı için direkt o fırsata elini uzatıyor, o bolluğa elini uzatıyor ve ona sahip oluyor. Şöyle örnek vereyim. Bir taraftan yokluk bilinci, sürekli yok olana odaklanmak, sadece borçlara odaklanmak, sadece negatif taraflarını gündemde tutmak, yokluğu gündemde tutarak insan yokluk yaşıyor, fakirlik yaşıyor. Bilinçaltı öyle programlandığından dolayı bir taraftan da zenginler varlık, var olana odaklanıyorlar. Elindeki fırsatlara odaklanıyorlar. Elindeki sahip olduklarına odaklanıyorlar. Yani bir çeşit minnettarlık gibi düşünün. Minnettarlık tarafından borçlara değil, sahip olduklarına ve kârı nasıl çoğaltabileceklerini, para nasıl kazanacaklarını gündemde tuttuklarından dolayı kişi varlıklı oluyor. Kişi hayatının bereketini arttırıyor. Şöyle de örnek verebilirim. Yokluk bilinci demek ki soydan geliyor, değil mi? Atalarımızın aynasıyız biz. Atalarımız genellikle nasıl davrandıysa biz de onlardan öyle öğreniyoruz ve o şekilde bize yansıma oluyor. Yokluk bilinciyle programlanan bilinçaltımız varsa, yani atalarımız sürekli yokluğa odakladıysa bizi, yani analarımız, babalarımız,
O zaman soydan bu fakirlik, bu yokluk devam ediyor. Eğer kafa yapısı değiştirilmezse, bir yerde o çarktan çıkmazsa eğer kişi, çocuklarının hayatı ve torunlarının hayatı da aynı o şekilde, eğer çarktan çıkmayacaksa devam edecek. Öbür taraftan zenginlerin bilinçaltı bolluğa odaklı olduğundan dolayı çocukları da bolluk yaşıyorlar. Çocukları o şekilde öğrendikleri için evlatlarını da o şekilde anlattıklarından dolayı, yani kişinin torunlarında da bu bolluk devam edecek. Dedenin yediği ekşilik torunun ağzını ekşitir. Bolluk bilinci yaşayan, soyunda sürekli bolluk yaşayan bir kişiyi düşünün. Hep varlığa odaklandığından dolayı, bereketi çok olduğu için bu kişinin bütün elindeki malını alsanız, kafası bollukla programlandığından dolayı, yani bilinçaltı bollukla programlandığından dolayı, bütün her şeyi elinden alsanız da bir sene sonra yine eski haline gelir veya yaklaşır. Yani her şeyini kaybetse de bir sene sonra yine bolluk bilinci olduğu için kişide, bilinçaltı öyle programlandığı için tekrar kaybettiklerini kazanabilir. Sadece mal, mülk, zenginlik, para miras olarak gelmiyor değerli arkadaşlar. Biraz önce ilk videonun başından itibaren onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kişi aynı zamanda miras olarak kafa yapısı da, beyin programı da, bolluk bilinçaltı da aynı şekilde miras olarak geliyor. Yani dedenin yediği ekşiyerek torunun ağzını ekşitir. Dede bolluk yaşıyorsa o zaman torunu da bolluk yaşar. Niye? Çünkü o bilgiyi, o düşünceyi, o kafa yapısını miras olarak bu şekilde torunlarına kadar aktarıyor. Kafa yapısı engel tanımadığı için, darlık bilincini tanımadığı için hem mal olarak miras kalıyor, hem fikir mirası, yani bilinçaltı programı miras olarak kalıyor kişide. Bunları iyi değerlendirdiği için hem elle tutulur, hem elle tutulmayan bir şeye sahip olduğu için kişi zenginliğini sürdürüyor. Darlık bilinci yaşayanlar hiç mi mal mülk sahibi olamıyorlar? Birden para kazandı, birden para geldi. Kişi kendisini bolluğa programlamadığından dolayı, darlık bilinciyle programlandığı için eğer kendini yetiştirmediyse, o zaman kazandığı bütün paraları da kaybetme ihtimali çok büyük. Niye? Çünkü o olgunluğa gelmedi. Kişi o şekilde programlanmadı. Pişmedi kişi. Pişmediği için kaybetme ihtimali de çok büyük. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Hocam biz fakir aileden geldik. Hiç mi zengin olamayız? Elbette olursun. Elbette bolluk bilincini yaşarsın. Ne zaman yaşarsın? Kafa yapını değiştirirsen. Yani bilinç altında sana yüklenen darlık bilinci programını beyninden çıkarırsan, bilinç altından çıkarıp kenara koyarsan, bolluk bilinci ile programlarsan beynini, ancak bu şekilde bolluğu ve bereketi yaşarsın. Tabii sadece yan gelip yatarak değil, gayret ederek, çalışarak ve kafa yapını başarıya, bolluğa, zenginliğe programlayarak olur. Çok var o şekilde. Yani tarihte baktığınızda fakirlik bilinciyle yetiştirilmiş birçok insan beynini, bilinçaltını programladıktan sonra çalışarak, gayret göstererek çok iyi yerlere gelen çok büyük iş insanları var değerli arkadaşlar. Bunlar çalıştılar ama sadece öyle yan gelip yatarak teslim olmadılar. Ya benim ailem fakirdi, ben de o şekilde olacağım diyerek pes etmediler. Yani sıfırdan başlayıp zirveye gelen birçok insan var. Sadece bilinçaltındaki programları değiştirmesi lazım. Yani engelleri açması lazım. O sürekli size söylediğim kafasındaki kilitleri açmadan olmuyor. Doğru anahtarla burayı açtıktan sonra gayret ve çabayla çok güzel yerlere gelen insanlar var. Ben bunu kendi programlarımdan biliyorum. Mesela programlarımıza ilk geldiğinde darlık bilinciyle hayatını sürdürmüş, bolluk yaşamamış, hayatında bereketi olmayan insanlar kafa yapısını değiştirdikten sonra programda, bolluk bilincini kafasına yükledikten sonra, engellerinden kurtulduktan sonra, ayak bağlarından kurtulduktan sonra çok güzel yerlere geldiler. Yani kafasındaki kilitleri açtıktan sonra bolluğu, başarıyı ve huzuru
yaşayan yüzlerce insan var değerli arkadaşlar. Şunu özet olarak, büyük başlıklarla şunu söyleyeyim sana. Key learning olarak, kafa yapını değiştirmediğin müddetçe, yani bilinç altında seni engelleyen kilitleri açmadığın müddetçe, bilinç altı sürekli sen ne yaparsan yap sana engel olacak. Yani senin bolluğu yaşamaman için sürekli engeller çıkaracak. Sürekli bana şu soruyu soruyorlar. Hocam ben çok çalışıyorum. Çok gayret gösteriyorum. Bazen 13 saat, 14 saat çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Hala darlık yaşıyorum. Yani ilerleyemiyorum. Yerimde sayıyorum. Her şey aynı. Çalışmama rağmen, o kadar gayret göstermeme rağmen bir şey değişmiyor hocam. Benim hayatımda bir şey değişmiyor. İşte onlara sesleniyorum. Kafandaki kilitleri açmadığın müddetçe bu devam edecek. Kafandaki o senin bilinç altında seni engelleyen, ayak bağlarından kurtulmadığın müddetçe değil 15 saat çalışmak, 24 saat çalışsan da bolluğu, başarıyı, huzuru yaşayamayacaksın. Çünkü seni engelleyecek bilinçaltın sürekli. Sen de artık hayatında daha başarılı, bolluk bilincini yaşamak istiyorsan, ailende huzuru arttırmak istiyorsan, kendini başarıya programlamak istiyorsan, bu videoda sana anlattıklarımı ciddiye alarak hayatına yansıt. Bu anlattıklarımı hayatına yansıtırsan, sen de o zaman hayal kırıklıklarını yaşamadan, ömrünü boşa tüketmeden, ömrünü ziyan etmeden, elindekilerini kaybetmeden başarıya ve huzura ulaşabilirsin. Bu anlattığım şekilde yüzlerce insan arzuladığı hedefe ulaştı. Ailelerindeki huzuru arttırdı. Hayatındaki bereketi bolluk bilinciyle çoğalttı. Önünü görebildiğinden dolayı kafası daha rahat bir şekilde hayatını sürdürüyor değerli arkadaşlar. Sonuç olarak hayat kalitelerini arttırdılar. Birçok kişiye yardımcı olduğumuz gibi bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altında başvuru formu var. O linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.